Sayın seyircilerim, Küçük Asya'nın yollarının bittiği yerde, solunuzda Akdeniz, sağınızda Ege Denizi ile kucaklaşırsınız. Yolları geniş ve asfalt olup büklüm büklümdür. Arabanızla yol alırken bir bakarsınız solunuzda Ege Denizi birden beliriverir. Derken bir viraj daha dönersiniz, döner dönmez de bu sefer solunuzda size Akdeniz güzelliğiyle görsel bir şölen sunar. Bu yolda fazla sıkılmazsınız. Tipik bir Akdeniz örtüsüne sahip olduğu kadar da zengin bir orman dokusuna sahiptir. Bu yörenin her tarafı tarih kokar. Sizi bu yaz bir yere davet etmek istiyorum. Neresi mi? El değmemiş doğası, tertemiz denizi, iri kumlu plajı ve sakinliğiyle Marmaris Çiftlik Koyu. Bu bölgeye gelen tatilcilerin uğrak yerlerinden biri olma özelliğini yıllar geçmesine rağmen hala koruyan gizli bir cennet veya bana göre Marmaris'in incisi. Geçmişten günümüze değin birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu koyun milattan önce 1200 yıllarına kadar tarihi uzanır. Koy etrafında şöyle bir gezintiye çıktığınızda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'dan izleri rahat görebilirsiniz. Marmaris Çiftlik Koyu'nun iri kumları ile ünlü plajının tüm koyu kapladığını söyleyebiliriz. Bu plajda deniz, kum ve güneş üçlüsünün doyasıya tadını çıkarabilirsiniz. Plajın girişinde bir restoran ve otel olduğunu göreceksiniz. Bu restoranda yemeğinizi yiyebilir, sonrasında ise şezlonglarda dinlenebilir ve dilediğiniz gibi berrak sularda bol bol yüzebilirsiniz. Ben burayı 1991 senesinde küçük bir barakadan market, arı barakasından mutfak, sazdan samandan çanatak şeklinde küçük bir işletme olarak başladık. Küçük bir iskelemiz vardı. Turuşta içmelerden teknede geldik, küçük piyadeler. Onlara hizmet veriyorduk. Otel inşaat halindeydi, işte otel açılmak üzere. Otelin personeli falan oluyordu. Öylelikle başladık. Bu mertebeye geldik. Rafet Baba ismi nereden? Rafet Baba ismi şöyle, ben bu işletmeyi açarken Marmaris Üzeyder Müdürlüğü'ne gittim. İşletmenin ünvanı istediler. Tabii biz de işletme daha önce de yapmadığımızda işletme ünvanı ne olduğunu bilmiyorum, ünvan ne olur diye sordum oradaki memur beye. Dedi isim. İşletmenin ismi, ben de Rafet Baba, evet. Oluversin dedim. Oluverdi. Evet, o şekilde işletmeniz rahat olarak evet. Devam ediyoruz. Evet. Babam sağ şu an. Kaç yaşında? 82 yaşında, 31 doğumlu. İşte ben markete bakıyorum, kardeşim restoranda ilerliyor. Yerden hanımı hamur, ekmek yapıyor, benim hanım da ekmek yapıyoruz. İşletmede köy ekmeği olarak yapıp devam ediyor işimize. Bu güzel koya özel aracınızla gitmeyi planlıyorsanız Marmaris'e ulaştıktan sonra içmeler üzerinden Bozburun yolunu takip ederek Bayır Köyü'ne ulaşabilirsiniz. Son yıllarda jiplerle yapılan safari turlarının gözde durak noktasıdır Bayır Köyü. Burada biraz mola verip köy meydanındaki dev boyutlu tarihi çınarın altında açık kahvelerden birinde bir bardak çay ya da köpüklü ayran içmeyi sakın unutmayın. Hikmeti neredendir bilinmez ama kocamış çınarın etrafında bir tur atmanın ömrü uzattığı söylenir. Bayırlı köylüler bunu çınarın künyesine yazıp asmışlardır. Bayır köyüne gelen tüm turistler bu yazıyı okuduktan sonra bu çınarın etrafında bir kere tur atmadan dönmezler. Sayın izleyicilerim,
Bayır köyünün antik Sayra kentinin üzerinde kurulduğu ve şimdiki caminin bulunduğu alanda da sağlık tanrısı Asklepios'un adanmış bir tapınağının var olduğu iddia edilmektedir. Ama bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Burada kısa bir mola vererek köy sakinlerinden birine yolu sorabilir ya da çiftlik ayrımından içeri girerek koya ulaşabilirsiniz. Bayır köyü ile çiftlik koyu arasındaki mesafe sadece 15 dakikadır. Yolun Bayır köyünden sonraki kısmı çok güzel olsa da virajlı olduğu konusunda sizi hemen uyarmalıyım. Bununla birlikte bu yolda giderken bir tarafta Hisarlı Körfezi, diğer tarafta da koyu çam ormanlarıyla kaplı manzaralar size eşlik edecektir. Sayın izleyicilerim, bölgenin en doğal ve en bakir alanlarından biri olan Çiftlik Koyunu sizlere tanıtmaya çalıştım. Şayet burada konaklamak isterseniz, bu mevkide biri butik, diğeri 4 yıldızlı bir otel mevcuttur. Her iki tesis de denize yürüme mesafesindedir ve koy manzarasına sahiptirler. Başka bir belgeselde buluşmak üzere, hoşça kalınız.